Herkese merhaba. Servis atışı hoş geldiniz. 27 Kasım Çarşamba kepengi kaldırdık. Hızlıca gündemlerimize geçeceğiz. Dün grup toplantıları vardı o yüzden bunlarla başlamak zorundayız. Bahçeyle başlayalım ki şöyle uyanmayanlar falan varsa uykular açılsın. Dün Devlet Bahçe grup toplantısında yine açılma alakalı konuştu, mesajlar verdi. Dem Parti'nin Öcalan'la teması sallanmalı ivedilikle dedi. Dem Parti de bunu dinleyerek hemen başvuruda bulundu. İki eşginel başkan Adalet Bakanlığı'na yazdığı yazıda Öcalan'la görüşmek için talepte bulundular. Uygundur diye bir para Bahçeli'ye atması lazım herhalde. Bahçeli'nin söylediklerini kısaca bir dinleyelim, devam edeceğiz. Yeterince çile çekildi. Yeterince acı yaşandı silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. <laughs> Yoksulluk kader değil, zenginlik hedefimizdir. İşsizlik talih değil, istihdam hedefimizdir. <laughs> Yeterince çile çekildi. Evet, e, mP'ler bir süredir açılım artık. Yine e, ambalajlar yerleştiriyorlar. İşte terör Öcalan çıkacak, terör son bulacak, ekonomi düzelecek, işsizlik, maaşlar artacak. E, Temsilciler de bu sözleri söylüyor. Yani umudumuz Öcalan e, modundalar. Şimdi şöyle, e, kucaklaşacağız derken böyle öyle bir sert söylüyor ki insan <laughs> ne olacak yani insan endişe ediyor. Neden endişe etmesin ki? O kadar çok sebep var ki. Alaaddin Çakıcı dün gazeteci meslektaşımız Cevheri Güven yine büyük bir gazetecilik başarısıyla bunun görüntülerini yayınladı. MHP'ye bağlı mafya Türkiye'yi dolaşıyor. Bu açılımla alakalı ya çatlak ses olursa olur, milliyetçi cenahtar olsun, başka kesimlerden olsun ya da MHP'ye karşı rahatsız edecek unsurlarla alakalı Türkiye'yi turluyorlar. Özellikle milliyetçi yerlere gitti. Cevheri Güven'in videosunu mutlaka izleyin. Bu konuyu uzun süredir araştırıyor. Bununla ilgili yayınları var konuklardan bir tanesi de o gün Samast. katili. Şimdi her şey bir yana bütün açılım vesaire hepsini bir kenara bırakıp şu fotoğrafı yorumlarsak düşünebiliyor musunuz? Sizin eşinizi, babanızı, sevdiğiniz bir insanı öldüren bir katil var. Eline silah verilmiş. Hangi unsurlar olduğu zaten bu fotoğraf çok açıkça anlatıyor. Ve bu kişi baş köşede böyle adam muamelesi göre gerçekten çok acı ve Türk yakın tarihi, Türkiye yakın tarihi adına da çok öğretici. Görüyorsunuz yani kimler kimlerle beraber değil, bunlar zaten bu işleri işlemişlerdi. O yüzden şu an AKP cenahında da böyle özellikle Hrant cinayetle ile alakalı böyle acıtasyon yapan, dezoformasyon yapan kesimlerin de bunlarla beraber olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bu arada Hrant ile alakalı da bir Ermeni vardı Adem Yavuz Arslan'ın OSN'inde mutlaka okuyun ki kimler bugünleri anlamak adına çok fayda olacak. Evet, hadise bu. Alatın Çakıcı ve diğer yanına aldıkları mahve figürleriyle Türkiye'yi dolaşıyorlar. Böyle olası bir çatlak ses varsa müdahale edecekler. Niye? Çünkü Bahçeli toplantıda, grup toplantısı dedi ki Halk TV'de şey yaptı, tehdit etti. Gazetecileri tehdit etti. Bunlarından fitil fitil getireceğiz dedi. Söyledi bu aslında. Söyledi bu. Özgür sonra açıklama yaptı. İşte eğer bir kişinin burnuna kanarsa talimatı başlığı vermiştir de geçelim. Şimdi çok enteresan bir yandan açılım diyorsun bir yandan gazeteciler tekrar gözaltına alınıyor. Kayyumlar atanıyor. Değişik bir politika. Yani şöyle olacak yakında Öcalan çıkacak herkes içeri girmiş olacak. Yani MHP'nin anladığı bu. Peki bununla alakalı dem ne düşünüyor dersiniz? Demlerde ilginç. E, ee, MHP'liler nasıl biji apo diyorsa demlilerde de bilge lider Türkmen Bey devlet başı devlet e, bahçeli modunda. Dün Ahmet Türk Meclisi'ydi. Sarı, Sıra Süreyya Önder Grup Başkan Vekili Meclisi biliyorsunuz. Onun odasındaydı. Orada ellerde sigara, <laughs> Pervin Buldan'ı boğuyorlar. Ee, onların da söylediği işte tuzu kurular bu işe karşı çıkıyor. Şimdi ya çok güzel bir şey olacak. Çünkü iki aşı, uç kutubun ya da iki karşı kutubun bir araya gelip bazı şeylerde ortaklaşması güzel. Genelde çözümler böyle çıkar. Ya da çok kötü şeyler olacak. Neden? Şimdi sizi 2015'e götüreceğim. Mide Haziran'da AKP seçimi, birinci daha doğrusu meclis çoğunluğunu kaybetmişti. O zaman CHP'li MHP birbirine yakın iki partiydi. Ortak Cumhurbaşkanı adayı dahi çıkarmışlardı hatırlarsınız. O zaman HDP Demirtaş dedi ki CHP'li MHP iktidar o hükümet kursun. Biz de dışarıdan destekleyelim. En azından şu geçiş dönemini böyle atlatılma AKP'si atlatılsın denmişti. Devlet Bahçeli bunu reddetmişti. O gün Evet Bahçeli'nin reddetme gerekçesi ya da hangi güçler onunla etkili olduysa bugün de Öcalan çıksın görüşsün demliler vesaire dedirten aynı güç ondan emin olabilirsiniz. Evet bakalım e, demlerin başvurusu kabul edilecek mi? Çünkü Öcalan'a avukat yasağı var kimseli görüştürmeye en son yeğeniyle görüşmüştüm. Ondan sonra bir e, sınırlama getirilmişti. E, Erdoğan'ın Öcalan'ın e, Bahçeli'nin Öcalan çıkışına tepki gösterdiği buna misillem olarak böyle bir karar çıkartılmıştı. Kimler de şunu savunuyor aslında Erdoğan'la Bahçeli arasında hiçbir görüş ayrılığı yok. Sadece e Taktik rolleri dağıtmışlar. Bahçeli ortamı hazırlıyor. Neticede milliyetçi bir parti. Onun bu ortamı hazırlamasıyla insanlar bazı şeyleri kobiller olacak. Konuşula konuşula bazı şeyler normalleşecek. Ve olası bir anayasa değişikliğinde Demin, daha doğrusu Kürtlerin de oyun olarak bazı Türkiye'de değişiklikler yapacaklar. O yüzden aslında herkes kendisine biçilen rolü oynuyor diyorlar. Bakalım göreceğiz. Dediğim gibi güzel şeyler olacak ya gerçekten çok kötü şeyler olacak. Evet sizi şimdi tabii Bahçeli'den sonra Özgür Özel'e sıra gelecek ama sizi İstanbul Büyükşehir Belediye'ye götüreceğim. Orada Ekrem İmamoğlu'nun dün bir konuşması vardı. Onu dinleyerek başlayalım çünkü Özgür Özel'e oradan geçeceğiz. Millete, sayın millete, sayın başkanım. millete terörist demeyeceksin. Sayın başkan. Ağzına o, ağzına o lafı kapatırlar yani. Arkadaşlar. Millete terörist demeyeceksin. Öyle yok. Arkadaşlar Öyle bir yok. saniye. Arkadaşlar. Sen değil. Arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar. İnsanları Arkadaşlar insanları, birazdan grup başkan vekilimiz konuşacak cevap verir. Sakin olalım. Diye, diye böyle böyle seçim kazanma kültürünü bitireceğiz kardeşim. Bitireceğiz. Yok efendim. Yok efendim. 15 Temmuz'dan önce terörist değil, 15 Temmuzdan sonra terörist. Ya da 15 Temmuz'dan önce bir şey yaptıysan suçlu değil Sonra suçlu. Aynen şimdi yaptığınız gibi işinize bakın. İki sene sonra başka şeyler söyleyeceksin. Ya senin yanında konuşmadığımı biliyorsun sen. Sen adam yerine koymamdan. Var mı orada? Arkadaşlar. Oradan. Bir saniye. Terbiyesiz. Başkan. Başkanım. Yanımda ağzını açamazsın. Ondan Arkadaşlar. Ne biçim bağırıyorsun? Başkan. Ne biçim bağırıyorsun? Arkadaşlar. Oradan? Ne bağırıyorsun oradan? Ben konuşuyorum sen bağıramazsın. Başkanım. Ben konuşuyorum. Sayın Başkanım. Hassiz seni. Sayın Başkanım. Yanımda ağzını açamazsın. Arkadaşlar bir saniye. Evet sonuna kadar dinlettim. Neden biliyor musunuz? Öncelikle işte e, İBB meclisi değişti geçen dönem. E, AKP'ler çoğunluktaydı. Şimdi azınlıkta olunca bu böyle muamele görüyorlar. O yüzden asla seçim kaybetmemek için o kadar agresifler her şeyi göze alırlar. Çünkü yarın öbür gün iktidardan düşecektir zaman görecektir muamele bu. Böyle şimdi e, şimdi İmamoğlu güzel konuşuyor. 15 Temmuz'dan önce 15 Temmuz'dan sonra kardeşim 8 yıl geçti. 8 yılda insanlar cezaevlerine alındı. Hayatlar karardı. 150 bin kişi aileyle beraber milyonlar mağdur edildi. Yurt dışına çıkmak zorunda kalanlar vesaire. Şimdi her şey bittikten sonra bunları söylüyorsunuz. Neticede evet güzel söz ama Biraz geç olmuş. Bir de evet, burada işte yayla yayla oturup böyle AKP'li diye değil. Esas kürsüdekine söyleyeceksin bunu. Akıngül bu bakanın savcıdır o. Bakan HSK'nın başkanıdır. Onun fizil amiridir. Ama bunların geldiği yer belli ya. Aynı FETÖ'deki abileri gibi bu bakanın imamı Gürlek'tir. Evet. Bunu esas buna söyleyeceksin. Neden biliyor musunuz? Herhangi bir konu alakasız. Sokak köpekleri fethediyor. Çevre vesaire köpek. Kreş meselesi fethediyor. Her konuyu durup durup fethiyor getiriyor. Bir karın ağrısı var. Şimdi mesela aklım Bu Esenyurt Belediye Başkanı'na kayım atandı ya. CHP'li milletvekili görüştürmüyorlarmış. Uzun olsun Safahat'ı anlattı. Adalet Bakanı'nı aradım dedi. Hallediyorum dedi. Sonra Numan tutulmuş aramış meclis başkanı halledeceğiz falan demiş. 28 gündür CHP vekilleri Esenyurt Belediye Başkanı görüştürmüyorlarmış. Olay o. Sonra böyle gaza gelerek saray rejimi alnını karıştırdı falan bayağı üst perdeden konuştu. Ben saray rejimiyle mücadele ediyorum falan dedi. Kardeşim hangi saray rejimiyle mücadele ediyorsun? Sen daha iki gün önce İbrahim Kalın o saray rejiminin en has adamı Erdoğan'ın böyle en sadık böyle bütün kirli pis işlerini yaptırdığı saray rejimi dendiği zaman böyle resmi ekrana verecek birkaç kişiden birini CHP Genel Merkezi'nde ağırladın. Bize üye yapılacakları bir kontrol etseniz sizin onayınızdan sonra üye alsak dedin. Yurt dışında ki üyeliklerle alakalı. Geçtiğimiz gün Esenyurt Belediye Başkanı'nda kayyum da CHP'lileri binaya almadılar. Bunun protestosu için mecliste böyle 30 tane 2 dakika İçişleri Bakanı'nın önünde böyle bir duralım. Bakan protesto edelim diyen adamlar ittiler, kalktılar. Sen gitti dedim bu bize yakışmadı. Çok çirkin görüntü. Kabul etmiyorum dedin. Bu bizim nazar boncuğumuz olsun. Yani senin vekillerini dövdüler sarayın bodyguardları. Sen çıktın özür diledin. Hangi rejimden bahsediyorsun? Bu var bu bunun gibi Veli baba, böyle birkaç adamlar var. konu ne olursa olsun hadisi belli şeye getiriyorlar. Sonra ben saray rejimine mücadele ediyorum. Hadi oradan. Bunu dinletmeyeceğim. Şimdi Bahçeli dinlettik falan. E, o yüzden sınırları ve sabrı biliyorum. E, bunu dinletmeyeceğim. Merak etmeyin. Bunu sözü geçeceğiz. Dün din şurasına katıldı. Dizileri vesaireleri hedef aldı işte. Sarıklılar, Cübbeliler falan kötü gösteriliyormuş. Bu birimliliği güvenlik sorunuymuş. Rütü kardeşim müdahale etsenize gibi çağrıda bulundu. Yakında böyle cezalar gelir. E, yaptığı konuşmadan notları aktaralım size. Diyor ki 2024 Türkiye'sinde 28 Şubat hortlatmaya göz yumamayız. Tıpkı 28 Şubat dönemindeki gibi toplumumuzun belli kesimi öcü gibi gösteriliyor. Sarıklı, sakallı, başörtülü, çarşaflı vatandaşlarımıza ahlaksızca saldırılıyor. Dedik ya böyle müflis tüccar eski defterleri kucalayacak. Ne başörtüsü ya? İnsanlar AKP'li görünmemek, sizinle aynı düşüncede olduğunu göstermemek, olmadığını göstermek için başlarını açıyorlar. Bu ülkede 28 Şubat rejimi, Nur Sertar falan 10 kişinin 20 kişinin başına açtıysa siz yüz binlerin başına açtınız. İnsanlar sizi yan yana görmemek için yani tiksindiği için dinden soğudular. Cuma camilere gitmiyorlar. Başlarını açtılar, dinden soğudular, ateizm vesaire hala çıkmış din şurasında. Türklük olmadan İslam olmaz, İslam olmadan Türklük olmaz diye konuşup duruyor. Neyse. Daha söylenecek çok söz var. Diğer haberlerimize geçelim. ateş ateşkes daha önce pazartesi açıklamıştık ama onda e, tam uyum sağlanamamıştı bu sefer. 2-3 saat önce e, Türkiye saatiyle 5'te e, ateşkes devreye girdi. Sahada güçlü olanın masada da güçlü olduğunu gösterdi. İsrail'in birçok kazanım elde ettiği diyebileceğimiz bir ateşkes e, yürürlüğe girdi. E, şu an e, hem Hizbullah hem de İsrail kabul etmişti. Diğer Amerika ve Fransa'da bunları açıkladılar. Böylece Lübnan'da bir ateşkes var. Bakalım ne kadar sürdürülecek bunu gözlemleyeceğiz. Yine e, benzer İsrail devam edelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir haham öldürülmüştü biliyorsunuz. Market işletiyordu. Daha önce de orada da görev almış. Üniformalı fotoğrafları var. Bu üç kişi cinayetten hemen sonra İsrail medyasında bir haber yayınlanmıştı biliyorsunuz. Bunlar İstanbul'a karşı diye. Nitekim öyle olmuş. Cinayet işledikten sonra İstanbul'a kaçmışlar dünyanın herhangi bir yerine suç işleyen insanların yaptığı gibi İstanbul'a gelmişler. Ama tabii hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Mossad bindikleri uçağa falan e, İstanbul'a bildirince doğal olarak e, yakalamak zorunda kaldılar. Alnına da iade etmişler. Hiç birkaç saat tutup bu gördüğünüz fotoğraf Birleşik Arap Emirlikleri'ne iade edildikten sonra bunu da vermiş olalım. E, hak ihlalleriyle alakalı güzel bir gelişme var. E, Elen Sami Çomak 30 yıldır cezaevinde dosyasıyla alakalı çok ciddi iddialar vardı. Hatta 30 yıldır tutuklu olduğunu çok duymuşsunuzdur. Daha önce birkaç defa <laughs> serbest kalacak diye hep infazını ertelediler. ünitekim dün kendisi serbest kaldı. Şu an kısa bir konuşması var. Birçok insan da diyor ki sizi senin sesinden taradım. Kısaca bir dinleyin. Havada tahliye olacağını tahliye etmiştim. Böyle sevdiklerimin gözlerindeki ışığı açık şekilde görebileceğim, güneşli bir günde tali olacağımı düşünmüştüm ama bu da iyidir. Tali olabildim. Ee, en nihayetinde gerçek karanlığa kavuştum yani. Üretilmiş karanlıktan gerçek karanlığa kavuştum. Ee, geride pek çok sevdiğim insanı bıraktım. Ee, umarım onlar da bir an önce tali olurlar. Ee, biliyorum büyük haksızlıklar... Evet abi güneş günü falan hiç hemen hiç hazır bırakmışlarken uzaklaş oradan çünkü bunları ne yapacağı belli olmaz. Hak ihlalleriyle alakalı güzel bir haberle devam edelim. Serdar Ortaç'ın ev hapsi kaldırılmış. Adli kontrolü serbest kalmış biliyorsun, ev hapsinde kalıyordu. Sanal kumar çetelerine destek verdiği için ev hapsi kaldırılmış değerli izleyiciler. Buna da bitirmiş olalım. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.